Arkadaşlar merhabalar. Üçgenler tekrarlara devam ediyoruz. E, dörtgenler için, çember için, katı cisim için, her şey için çok önemli olduğu için üçgen temel mantığı, e, klasik soruların üzerinden arkadaşlar yorum öğretmeye çalışıyorum. Bu soruları gerçekten güzelce anladığınız zaman yeni nesil, eski nesil fark etmez yapabilirsiniz. Çünkü bazen ben şu sıkıntıyı yaşıyorum. 2018'den beri bu yeni nesil sorular geldiğinden beri e, kitapların da biraz buna katkısıyla böyle e, çanak tutmasıyla siz öğrenciler bazen bu yeni nesil kavramını anlayamıyorsunuz. Hatta ÖSYM arkadaşlar sorduğu sorular üzerinden bile yeni nesil bunlar artık eski nesil gelmiyor gibi bir yanlış algı oluyor. İsterseniz 2020, 2019, 2018 hiç fark etmez. Soruları bir açın bakalım ÖSYM nasıl sormuş ve ÖSYM herhangi bir yeni yorum istiyor mu onu anlamanız lazım. Sizden arkadaşlar tamamen öğrendiklerinizi uygulayabilmenizi istiyor. Yani aslında sizden yeni nesil bir yorum beklemiyor ÖSYM. Sizden eskilere göre daha iyi yorum yapmanız bekliyor. Eskiden üçgen vardı. Üçgeni yorumluyordu öğrenciler ve soruyu yapıyordu. Şimdi artık orada bir üçgen şeklinde önce senin algılayıp sonra orada üçgen yorumu yapmanı bekliyor. O yüzden aslında iş daha derinleşti. Yani senin gerçekten bu ilk kısımlara çok iyi vakıf olman gerekiyor. Şöyle bir üçgende benzerliği göremediğin zaman adam sana bunu değişik bir şekilde yaptığında hiç göremezsin. 2019'da da 2020'de de arkadaşlar sorulan Pisagor veya ikizkenar üçgen artık ne derseniz deyin. İki soruda da arkadaşlar birçok öğrencinin soruyu yapamadığını gördüm. Hatta 2020 sınav açıklandıktan sonra Pisagor'la ilgili olan işte o arabayı geri alma sinyal sensör sorusunda inanılmaz derecede böyle yapılamadığı çok zor böyle soru olur falan diye yorumlar duymuştum ben. Çok fazla buna böyle iyi öğrenciler de dahil ama maalesef sorular açıklandığında baktım arkadaşlar sorunun hiçbir zorluğu tarafı yok. Çünkü iki tane Pisagor yapıyoruz. Hatta ben onu geçen yıl bu size anlattığım föylerin bir tanesinde çözmüşüm ben ona benzer bir soru. Ancak... Aradaki fark ne biliyorsunuz? Benim soru tabii ki o görüntüye sahip değil ama o soru böyle bir işte sensör görüntüsüne sahip. Peki biz bunu tahmin edebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. ÖSYM her zaman sizin çözdüğünüz kitaplardan daha iyi sorular çöz soracak size. O zaman bu işin içinden çıkılmaz bir hal mi olacak? Hayır. Yanılgıdan çıkmanız gerekiyor. Sizin yapmanız gereken şey çok iyi öğrenmek. Bu sorulara burun kıvırmamak. Geometri bu kadar kötüyken zaten arkadaşlar yeni nesil sorularda artıyorken daha da kötüleşiyorken o zaman demek ki yapılan bir yanlış var. Bundan bizim dönmemiz gerekiyor. Ben de bunun için mücadele etmeye çalışıyorum. Doğru bildiğimi, öğrencilerimde başarıya ulaştığımı ve gerçekten iyi sonuçlar aldığımı e, aldığım testleri kullanıyorum sizde. Bunları ben işte bir önceki yıl kullanıyorsam veya bu yıl kullanıyorsam işte a diyorum bak bu sorular güzel, hoş. O zaman vaktim kalırsa YouTube'da da çözeyim. O yüzden lütfen bu konuda bize güvenin. Gerçekten e, geometride, TYT matematiğinde, AYT matematiğinde benim anlatımımı beğenip beğenmemeniz tabii ki sizinle ilgili bir durum ve benimle de ilgili bir durum aynı zamanda. Mükemmel anlatmak, mükemmel anlatıyorum demek çok saçma olur. Ona yorum yapamam ama gerçekten testleri hazırlarken çok iyi hazırlıyorum yani. YouTube'da gerçekten bu şekilde bir arada toparlanmış çok iyi soruların bulunduğu e, PDF'ler, yayınlar, kanallar bulma ihtimaliniz sıfıra yakın. Muhakkak birinde eksik oluyor ya da bütün iyi sorular toplanmamış oluyor ya da iyi yerler anlatılmamış oluyor. Çok iyi anlatan insanlar var ama bu kadar çok iyi notların bir arada olduğu kanal yok. O yüzden bu konuda lütfen güvenin. Arada şu sorular gelmesin artık bana. İşte bunlar acaba çıkar mı? Bunlar acaba olur mu? Bu kadar değerli olan vaktimi arkadaşlar gereksiz sorularla harcayacak değilim. Çünkü bakın ben çalışan bir insanım. Bir aile hayatım var. Sorumluluklarım var. Bunların arasında ben vakit ayırmaya çalışıyorum. O yüzden de bu konuda uyarayım. E, ya güvenin devam edin. Ya da gerçekten böyle aklınızda soru işaretleri varsa şüphe varsa bu TYT, AYT, geometri hiç fark etmez. Güvendiğiniz insanlardan devam edin ve gerçekten çok iyi biliyorsanız o iyi bildiğinizi de sınavda gösterin. Bununla ilgili çünkü bazen bu eski nesil yeni nesil kavramıyla ilgili oluyor. Ben 3 senedir anlattığım halde anlamayan arkadaşlar oluyor maalesef. Olayı sonuç itibariyle birileri başarıyor, birileri başaramıyor. Siz bilirsiniz diyorum. GABC'nin ağırlık merkezindenmiş arkadaşlar. BCA 15 derece. GK 2 birim. Şimdi buna göre HK'yı bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bir kere e, burada HK iki tane dik arasındaki mesafe. Buradan ne yapabiliriz acaba diyelim şimdi. 15 derecede de hipotenüs yüksekliğin 4 katıdır ama bu soruda onu kullanır mıyız bilmiyorum. H 4H. Ben burada bu soruda bunu kullanmak istemiyorum şundan dolayı. Şimdi arkadaşlar Ağırlık merkezinin diğer bir özelliği de nedir? Zaten H4 aşı deneyin olmadığını göreceksiniz. Bunları silelim o yüzden. Burada tek mevzu 2K, K karşılıklı oranlar birbirine eşittir. 90-90 paralel olduğu için. O zaman artık görmemiz gereken şey muhteşem üçlü. Ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydır ve dik üçgende muhteşem üçlü olur 15-15 olur. Böylece arkadaşlar burası da 30 derece olur. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 2'ye 1 oranından da bak HK e, pardon orası o kadar küçük oran görünüyor ki. 2'ye 1 orandan arkadaşlar şurası A'ya 2A olacak. Böylece 4 kök 3 olmuş oldu. Gelelim bu güzel soruya şimdi. E, sorular fena değil o yüzden lütfen önce uğraşın sonra benden dinleyin arkadaşlar. E, ne demiş bakalım? İki tane açı var alakasız eşit şekilde duruyor. Bu bir. İkincisi 3, 2, 6, 4, 5 var bizden x'i istiyor. Soruda arkadaşlar çok temel bir yeri görmeniz gerekiyor. O da ne? Bakalım. df ile be paralel. Neden biliyor musunuz? Karşılıklı oranlar eşit. 2 bölü 3, 4 bölü 6'yı eşittir. Karşılıklı oranlar ne zaman eşit olur? Paralel olduğunda eşit olur arkadaşlar haliyle yöndeş açılar birbirine eşittir. Alfa dersek işte bu EBC açısı da alfa olur. Haliyle artık şunu görme imkanımız da geliyor. Alfa, beta, teta. Alfa, beta ve buranın tamamı teta. İki tane böyle açı var üçgenlerin içinde. En klasik benzerlik modeli alfa, beta, teta benzerlik modeli. GBD üçgeni ile ABD üçgeni benzer oldu arkadaşlar. Teta'nın karşısı küçük üçgende 6, büyük üçgende 5 artı x. Alfa'nın karşısı küçük üçgende x, alfa'nın karşısı büyük üçgende 6. Böylece 36 eşittir x çarpı x artı 5'ten x 4 olmuş oldu. Evet iyi sorulardan biri bence bu da testte. Şimdi 12 verilmiş. AFFE'nin iki katı diyor. AC 12 santim. Başka da bir bilgi yok. Bir uğraşın bakalım. Şimdi burada arkadaşlar ne söyleyebiliriz? AC'den yararlanarak 12 var tek elimizde. Bir kere açı ortay ve yüksekliğin olduğu bir şekilde ben soru tipi ne olursa olsun bir iki kenarı zorlarım. Çünkü açı ortay ve yükseklik aynı doğruysa aslında bu kenar ortaydır aynı zamanda ve bu üçgen ikizkenardır kenardır. Şöyle bir P dersek AP de 12 olur. Sonra arkadaşlar şöyle PF'ye 2M dersen 2A'nın 3A'yı oranı temel benzerlik. DE de o zaman 3M olur arkadaşlar. Sonra tabii ki kenar ortay olduğu için FC de 2M olacaktır. Şimdi bundan sonra neyi göreceğiz? Lütfen dikkat edin şu DEPC'ye paralel değil mi? 3M'nin 4M'ye oranı. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şöyle kalınca göstereyim hem siz de görün. Bakın şu üçgende benzerlik, temel benzerlik ve 3M'ye 4M. Dolayısıyla 3M'nin 4M'ye oranı olması için küçük parça 3X'e büyük parça yani BP arkadaşlar 4x olmalı. Bu yüzden DP'ye x kalır. Şimdi soruda başka ne yapmamız gerekiyor artık bu noktadan sonra? Zaten demin AP'yi 12 bulduğumuz için karşılıklı oranlarda birbirine eşit olduğu için 12'nin x oranı 2'dir. x buradan 6 olur. 3x de 18 olur arkadaşlar. Toplamda 24, 12 daha gerçekten 36 gelmiş olur soru. Güzel bir soru gerçekten. O yüzden diyorum bu sorular fena olmadığı için bir kendiniz önce uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. 6 verilmiş. EC ve FB paraleller birbirine. AH da bunlara paralel. Nereden anlıyoruz? Çünkü 90 dereceler FE doğrusuna hepsi dikiniyor. Dolayısıyla Z veya paralellikten şey Z veya toplamlarının 180 olmasından F, B, A, H, e, C paralel. Ağırlık merkezini nasıl kullanmam gerekiyor? Ağırlık merkezini de şöyle kullanmam gerekiyor. Sonuçta kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. Bir de tabana indiği için şöyle tabanı 2'ye böler. Bundan sonra arkadaşlar ECBF bir dik yamuk olduğu için hemen dik yamukta şöyle orta tabanı çekerim. Bunların üçü paralel olacağı için artık şöyle bir kelebek benzerliği oldu paralellikten dolayı. 2A'nın A'yı oranı AH6 olduğu için buraya da P dersek NP'ye de oranı 2 olması gerekecek 3 gelecek. Şimdi de orta taban kuralı X artı 1 bölü 2 3'e eşit olacak. X buradan arkadaşlar 5 olmuş oldu. AB 12 santim, BC 13 santim. Ee, bizden EC uzunluğu isteniyor. EC. Kare olduğunu kullanmam gerekiyor arkadaşlar burada. Ee, şöyle 90 dereceler biraz fazla olduğunda alfa beta 90 yapmak lazım. Hatta şu kareden de şöyle bir tane dikindirelim ki CE'yi istiyor ya bizden. Aynı zamanda CEBA dik üçgenlerde de böyle yaparız, dikindiririz malum. Alfa beta burası alfa, burası beta 90 derece. Şimdi o zaman şunu söyleyebilirim ben. Dikkat edin lütfen. 90'ın karşısı ve 90'ın karşısı aynı. Hem açılar aynı, hem 90'ların karşısı aynı. Demek ki CBP üçgeni ile AFB üçgeni eş. Beta'nın karşısı 12 ise beta'nın karşısı 12 olur. 5 12 13'ten CP5 zaten karşılık kenarlar eşit. PE de 12 olduğundan Cevap 17 oldu arkadaşlar. Son sayfaya geldik artık. Ah, bir dakika şunu bir düzelteyim. A, B, A, C yedik. A, D, de, D, D, verilmiş. 3, B, E, 2, E, C diye verilmiş. Hemen onu bir yazalım. 3, B, E. Şuraya 3, B, E. Buraya da 2, E, C. Bu şekilde AB545 arkadaşlar bizden ED uzunluğu isteniyor. Şimdi açı ortayı nasıl kullanabiliriz orada? Ee, dik üçgenlerin varlığından güzelce faydalanabiliriz aslında. Bakın alfa alfa dersem şurası da beta olur. Ters açıdan burası da beta olur. Sonra dikkat alfa 90 betadan dolayı arkadaşlar B de buradan beta olur. Büyük üçgen ABC üçgenin de açıları alfa beta 90. Küçük üçgen EDC üçgeninin de açıları alfa beta 90. Ve 90'ın gördüğü büyük üçgende 5K, küçük üçgende 3K. O zaman alfanın karşısı büyük üçgende 5 kök 5, küçük üçgende ED. Demek ki cevap arkadaşlar 3 kök 5'miş. Açı ortayın temel özelliğini değil de burada normal standart 90'lar olduğu için bunu hep söylüyorum. 90'lar biraz fazla olduğunda alfa beta 90 yapabileceğimizi söylüyorum. Burada da oradan geldi soru. Şimdi ABC bir üçgen demiş. Tamam. Açı ortay var bakın orada bir tane. Bir de alakasız iki tane eşitlik var. Bizden x'i istiyor. Bir uğraşın sonra ben çözeyim. Şu çok klasik benzerlik modelini bir atlamamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü soruda bir şekilde onu kullanabiliriz. Bakın bu açılar neden eşit verilmiş olabilir? Alfa alfa. Beta dersem teta alfa beta teta. Yani bir benzerlik yapabiliriz burada. Bu bir. İkincisi burada açı ortayda kenar oranı parçalar oranı yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü AE ve AB'yi bilmiyoruz. Haliyle o zaman ben burada şöyle bir hareket yapacağım. Şimdi şuraya alfa, buraya alfa, buraya beta dersek iki iç bir dıştan D açısı da alfa artı beta oluyor. Gördünüz mü? Şu ABD üçgeninde iki iç bir dış yaptım. Haliyle zaten nokta açısına beta dediğim için ikiz kenar bir üçgen geldi. AC ile DC eşit çıktı. Buradan da artık AC kenarını 3 bulmuş olduk. Şimdi üçgeni bir daha baştan böyle çizersek, şuraya şöyle noktalı açı 3, sonra EC 1, ee, başka. Şöyle arkadaşlar, A, B, e olan kısım X artı 2 ve yine noktalı açı. Gördüğünüz gibi ABC üçgeninde, şuraya X açısı diyeyim artık, yeniden harf veriyorum. Buraya beta demiştik, buraya da beta demiştik. X beta Y olsun. X beta açının tamamı Y. Gördüğünüz gibi ABC üçgeni ile AE... A, E, üçgeninin açıları aynı geldi. Haliyle küçük üçgende arkadaşlar beta'nın karşısı 1. Büyük üçgende beta'nın karşısı 3. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Y'nin karşısı küçükte 3. Büyükte x artı 3. Demek ki x buradan 6 olmalıymış. Bu şekilde temel bir benzerlik. Bunları gideceğiz. Ta çemberlerde bile göreceğiz. O yüzden temel şekillerin, temel yorumların oturulması çok önemli arkadaşlar. Gelelim buraya şimdi. Şekildeki ABC ve BDF üçgenleri kenar uzunlukları sırasıyla 8 ve 7 santim olan eşkenar üçgenlerdir. AE'yi soruyor bize. Şimdi iç içe geçen 60'lar ve iç içe geçen 90'lar bizim için önemli. Neden? Şuraya böyle alfa desek 60 eksi alfa mecburen bak alfa kalıyor. Sonra arkadaşlar eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Sonra buraya da yine eşkenar olduğu için 60 derece. Fark ettiniz mi? Bu üçgenle alfa 60. Burayı da maviye teta diyelim. Bakın burası benzer oldu. Alfa 60 teta. Bu iki üçgen benzer olduğu için birinin kenarı teta'nın karşısı 8. Birinin karşısı teta'nın karşısı 7. Benzerlik oranı o zaman 7 bölü 8 oldu. Küçüğün büyüğe oranı. Şimdi 60'ın karşısına x diyelim. Küçük üçgende. 60'ın karşısı büyük üçgende ne arkadaşlar? Burada pardon. 60'ın karşısı büyük üçgende 7. Çünkü diğeri de bir eşkenar olduğu için bf'nin de 7 olduğunu görmemiz lazım. O zaman 49 bölü 8 eşittir x oldu. Ama soru benden ae'yi istiyor. Buraya da y diyelim. Y yani AB'nin tamamından çıkaracağım. Dikkat edin. AB'nin tamamı eşkenar üçgen olduğu için büyük eşkenar üçgen o da 8 birim. 8 eksi 49 bölü 8. 64 eksi 49'dan 15 bölü 8 olmuş oldu arkadaşlar. ABCD ve AEFG kare verilmiş. Şimdi burada x nedir diye soruluyor kareleri nasıl kullanacağız? Şimdi ben burada zaten üçgenlerle ilgili bir iş yapıyorum arkadaşlar ve hani kare dikdörtgen bilgisi sizden istemeyeceğim. Sadece karenin zaten bilgisi nedir? Kenarlar birbirine eşit. Buradan yola çıkarak bir hareket yapmamız lazım. Renklerle göstereceğim size. AE kenarıyla GA kenarı. Sonra arkadaşlar AD kenarıyla AB kenarı. Gördünüz mü? İki kenar eşit. Sonra 90'lardan dolayı buraya alfa desem, beta desem mecburen alfa oluyor. Birisinde arkadaşlar mavi kenar var, yeşil kenar var, arada alfa var. Öbüründe yine mavi kenar var, yeşil kenar var, alfa var. Haliyle bu iki üçgen eş üçgendir. GD ile de burada arkadaşlar EB birbirine eşit olacaktır. Bu yüzden tabii ki E açısı 110 olsa Yine buradaki E açısının tamamı 110 olur. Zaten kareden dolayı 90. Demek ki X eşittir 20. Eşlik bakın bu şekilde fark edilmesi gerekiyordu bu soruda. Son soruda da e, aslında bir nevi böyle kare dikdörtgenlerde yapacağımız sorulara yatırım gibi. Ezber bir soru modeli gibi bir soru. Şimdi BD kenarını soruyor bize arkadaşlar. AC ile de CD'yi eşit vermiş. Şimdi burada Dik V'den yararlanacağım ben. Dik V dediğim arkadaşlar bu kırmızıyla gösterdiğim dik V. Alfa 90 beta diyorum. Burayı da hipotenüs yapacak şekilde BD'yi bakın tamamlıyorum. Alfa beta, alfa beta 90. Bunlar arkadaşlar evet ezber soru tipidir ama bazen bir şeyleri inşa ederken ezberlerden de yararlanıyoruz. O yüzden ben lazım olan ezber soru modellerini de gösteriyorum. Haliyle burada bakın alfa beta 90 alfa beta 90 olduğu için alfa'nın karşısı 7, alfa'nın karşısı 7 eş üçgenlerden dolayı beta'nın karşısı 8, beta'nın karşısı 8. Artık burada 8 15 17 üçgeni oldu. BD'yi bulmuş olduk. Bu şekilde bu tekrarı da bitirdim arkadaşlar. Yine elimden geldiğince vaktim olursa zaten konuları bitiriyoruz ama tekrar testleri ve hedef 10.000'ler ve yeni nesillere devam etmeye çalışacağım görüşmek üzere iyi çalışmalar